44motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine dışarıdayız. Hava çok güzel. Ortalık yemyeşil. Ama motorcular piyasada yok. O ayrı bir muamma. Gerçi bugün pazartesi. Ben izinli olduğum için dışarıdayım. Ama herkes şu an çalışıyor. Ve saat 4'e geliyor. Malum herkes şu an işte olduğu için de çok fazla motorcunun olmaması normal ki bu hafta sonu özellikle tıklım tıklımlı böyle var ya kum gibi motorcu vardı piyasada. Neyse. Havalar ısınmaya, ortalık yeşillenmeye başladı. Yeşillenince tabii ki sizlere çok daha güzel bir görsellik ortaya çıkacak. Bundan emin olabilirsiniz. Demişken Nisan'a geldik. Bakalım kimler var kimler yok. Evet, dediğim gibi sizler için daha güzel bir görsellik ortaya çıkacak. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Aslında öylesine çıktım. Bugün akşam Körifung'a gireceğim artık. Ehliyet sınavına, direksiyon sınavına gireceğim. Onun için eğitim alanının orada parkur var. O parkurda antrenman yapacağım ama öncesinde saat gelene kadar biraz dolaşayım. Sizlere için bir video çekeyim dedim. Bugün biraz aslında çok zamandır canımı sıkan bir mevzu var. Ya bizim insanımız özellikle motorcu videoları izlerken veya video izlerken her zaman neden ön yargıyla yaklaşırlar? Ben bunu anlamış değilim. Bana gelen özellikle benim tartıştığım, kavga ettiğim videolarda veya Türkiye'deki videoları söyleyeyim, özellikle Türkiye'deki videolarda hep yapılan yorum budur. Bu nedir abi ya? Kafasına kaskını geçiren, kamerasını takan artist oluyor. Ya oğlum ne alakası var ki? Şimdi diyorlar ki ya kamera takan herkes bu tür videolar paylaşıyor. Yani normal yani. Şimdi kaskına kamera takmayan bir insan kavga etmiyor mu? Sıkıştırılmıyor mu? Kimseyle tartışmıyor mu? Tartışıyor ama kamera olmadığı için bunu kayda alamıyor. Bunu belgeleyemiyor. Bunu size gösteremiyor. Ne yapsın yani, adam tartışmış, onda paylaşacak. Haklı kim haksız kim, bunu size sunuyoruz. Memnun kalmadığın içeriği kimsenin izlemesi zorunda değil. Bana yapılan yorumlarda hep mesela işte yok prim olsun diye, yok izleme olsun diye videolarda tartışma çıkardığım söyleniyor. Ya ne alakası var kardeşim yani? Hiç kimse, affedersin, manyak değil. Hiç kimse geri zekalı diye durduk yere benim insanlarla tartışacak, kendini riske atacak, abartacak. Burada niye olmuyor? Bakın Türkiye'de yaklaşık 100'e yakın videom var. Tartışmadığım, birine bağırmadığım bir tane videom yoktur. Bir iki tane vardır, onlar da inceleme videomdur zaten. Onlar apayrı bir konu. Burada niye olmuyor abi? Burada niye kimseyle tartışmıyoruz, bağırmıyoruz? Burada taş patlasın belki bir tane videom vardır bir insanla tartıştım. Bunun nedeni demek ki kaskına kamera takan motorcular değil. Demek ki trafikteki sürücüler. Yani beni gören herkes, yani benim videolarımı izleyen ve beğenmeyen herkesin söylediği laf bu. Sırf izlenme olmak için, işte fenomen olmak için tartışma yaratıyorsun, işte abartıyorsun falan filan. Hani yani niye burada niye yapmıyorum arkadaş, burada niye yapmıyorum? Boş yorum yapmayın gençler, gerçekten söylüyorum, boş yorum yapmayın. Öncesi ve sonrası vardır. Benim öncem de aynıydı, sonram da aynıydı. Türkiye'de bana yapılanlar burada yapılmış olsa ben keza aynı şekilde devam ederim, hiç korkmam. Ve bir de şunu anlamıyorum ya. Yani yorumlarda hep şu deniyor bana. Çok gülüyorum buna ya. Ya o işte, affedersin, minibüsçü, işte o arabacı inip senin ağzının üstüne bir tane çaksa. Lan oğlum niye hep ben yumruk yiyorum ya? Bu memlekette yani ne derler ona, mazlum ben miyim lan, mazlumu getirin bana. Öyle mi zannediyorsunuz gençler? Hani ben sizleri tanımam ama sizler de beni tanımıyorsunuz. Tanımadığınız bir insan hakkında da böyle yorum yapmayın. Yani gerçekten bana çok komik geliyor ya. Niye hep yumruğu ben yiyorum abi? Hani gerçekten gençler, sizlere soruyorum, hani oradan bakılınca korkak bir insana mı benziyorum? Ben bunu anlamıyorum yani. Boyum 1.85, kilom 89. Yani affedersin ama küçük ufak tefek bir şey de değilim. İri yarı bir şey de değilim, korkak da değilim. Boyumla kilomla olacak iş değil bu. Bu amenna. Ama yürek diyorsan gençler, bizde yürek de var. Ben kimseden korkmam. Dayak yiyeceğim diye kavgaya girmemezlik etmem. Veya geri adım atmam. 2 tane yerim ama bir tane de atarım. 3 tane yerim ama bir tane de atarım. Ben 3 tane yerim bir tane atarımın hesabında değilim. Ben eğer hakkım gasp ediliyorsa, haksızlığa uğruyorsam, beni yatırıp gene de geri adım atmam. Atmam abi, benim hani yapımda yok bu. Ondan sonra yok şöyle olsa, yok böyle olsa, yok işte ah bana denk gelseydin. Oğlum sana denk gelsen ne olacak yani, sen nesin ki o ne olsun. Abartmayı seviyorsunuz gençler, abartmayı seviyorsunuz. Ve bunu yapanlar, bakın bu tür yorum yapanların %90'ı diyorum, bakın %90'ı hayatında motora binmemiş insanlar. Ve benim sizlere bir tek cevabım var gençler. Yorum yapmadan önce Allah aşkına, ya Allah aşkına, sürmeyi biliyorsanız bir arkadaşınızın motorunu alın. Bir saat sadece trafikte araç kullanın. Türkiye'nin neresinde olursa olsun fark etmez. Merkezde, sentralde bir motor kullanın ya. Bir saat ya, bir saat. Ondan sonra yorum yapın. Ha, kullanmayı bilmiyorsanız bir arkadaşınızın arkasına binin. Bir çıkın, bir saat sizi bir gezdirsin bakalım. Başınıza neler geliyor, neler. Abicim şuna bakmak zor değil. Şuna bakmak zor değil. Tamam biz ufağız, tamam biz çok hızlıyız, biz bir anda bitebiliyoruz. Ama ehliyet alırken sana öğretilen şeylerden biri de sürekli aynayı ve kör noktayı kontrol etmendir. Yani affedersin ama amına kodumun mühendisleri şu aynayı boşuna koymamışlar. Gereksiz değil yani. Şuradaki şu tuşu, ya bak şu tuş şu. Böyle yaparsın sağa sinyal verir, böyle yaparsın sola sinyal verir yani. Hemen elinin altında, onda da bu şekilde burada. Yani bir sağ yapacaksın, bir sol yapacaksın. Bu kadar basit, anasını satayım ya. Bu kadar basit. Yani sen şunu yapmadığın için bir insanın canı yanabiliyor. Ulan ben bununla gidip bir arabaya çarpsam ne olacak? Arabaya ne olacak? Arabanın amına, tövbe tövbe, şimdi sövdürteceksiniz seni gençler ya. Lan oğlum kaportası zarar görür. Lan benim canım gider, canım canım. Senin malına şimdi, her neyse, benim canım gider ya. Benim o kadar sinirlenmem gayet normal. Yani ben şuradan şu hızla düşsem yani en kötü bir tarafım kırılır benim ya. Kırılır yani. Bunun nedeni senin bir aynaya bakmaman. Şu parmağını şöyle şıklatıp da sinyal vermemezse o parmağını affedersin alırım bir tarafına da monte ederim. Yani kimseden de korkmam. Kimseye de eyvallahım olmaz. Ha, dayak yemem mi? Yerim. Yani yemem demiyorum, ben yenilmez değilim. Ama ben bunu düşünmem gençler. Bir yersem bir daha atarım. Hayatta da geri adım atmam. O yüzden gençler, hani şu an bu videoyu izleyen, abone olmayan kardeşlerim de varsa, onlar gibi düşünen varsa lütfen önce yorum yapmadan önce bir kere motora binin. Bir arkadaşınızın arkasına veya birinin motorunu alın veya motorunuz varsa zaten böyle bir yorum yapmazsınız. Bir motor kullanın ya. Şöyle bir saat motor kullanın trafikte. Ne demek istediğimi, bizim bir olay olduğu zaman neden o kadar sinirlendiğimizi bir anlayın. Abi az değil ya. Günde ben 300-400 tane adamla tartışıyordum ya, abartısız ya. Kameraya yansıyan bakmayın. Bir tane iki tane 10 dakikalık video içerisinde sığdırıyorduk. Günde 200-300 tane ya. Önüne kırar, sinyal vermez, önünde fren yapar, gitmez. Ortadan gidersin laf olur, kenardan gidersin laf olur. Ya nedir bu abi ya? Böyle bir şey yok. Bu da araç, bu da araç amına koyayım. Bunun sahip olduğu bütün haklara bu da sahip. Evet gençler, dediğim gibi ben buyum. Ben değişmedim. Ben hala aynıyım. Türkiye'deki 44 motovlog neyse, o agresif, o sinirli, o gergin, o sağa sola saldıran 44 motovlog neyse, ben hala aynı 44 motovlogum. Hala aynı adamım. Beni değiştiren bir şey yok. Sadece değişen benim motoru sürdüğüm toplum, kültür, yollar, trafik farklı. Anladınız mı? Değişik olan bu. Ben değilim, ben hala aynı. Şu araba önüme kırsa Türkiye'dekiler gibi iner, onun da ağzına sıçarım affedersiniz. Hiç yani kaçmaz. Ama bak, insan gibi insanlar. Şimdi ben böyle geliyorum, bu adam önüme kırmıyor. Bak gördünüz mü, bekliyor da. Türkiye'de olsa pat diye önüne kırıyor. Korna çalınca ya bekle diyor. La oğlum neyine bekleyeyim yani, yol benim. Bir saniye sen bekle. Niye yani? En çok yorumu zaten o minibüsçü kavgasında aldım. Ben tekrar söylüyorum bakın. Minibüsçü olayında gene olsa bin kere de olsa ben aynı şeyi yaparım. Aga ben pişman değilim. Ben hatalı da değilim. Bana diyorlar ki Sağdan gitsene. Lan olabilir. Ben zaten videoda da söylüyorum. Ben daldığım için, bir şeyden bahsettiğim için sol şeridi kapatmış gidiyorum 50 ile, tamam. Ama yani ben sol şeridi kapıyorum diye senin benim 2 metre arkama gelmen lazım ki eşek kadar yolcu otobüsüyle YTT otobüsü ya. 2 metre dibime giriyorsun. Lan oğlum kornaya, çorna çal. Selektör yap. Ben çıkmazsam o zaman dersin ki lan yaptım çıkmadın. Ben de sinirlendim dersin. Ki beni burada sıkıştırıyorsun. Şu ışıkların olduğu yerde, ilerideki ışıkların olduğu yerden sen durağa gireceksin. Yani ben sana yol versem, sağa geçsem, sen sadece 60-70 metre sonra tekrardan sağa geçeceksin. Önüme kıracaksın yani. Ve ben tekrardan sola geçmek zorunda kalacağım. Yani neyin telaşesidir bu? Ha? Adam bana diyor ki hala sağdan gitsen hiçbir sıkıntı olmayacak. Yani sağdan gitsem sıkıştırmayacak. Soldan gidince sen beni sıkıştıramazsın ki abi. Korna çalabilirsin, selektör yapabilirsin. Amenna, bu senin en doğal hakkın. Ben de eşek değilim, yol veririm. Ama sen ne selektör yapıyorsun, ne korna çalıyorsun. Yerler ıslak. Abi niye sıkıştırıyorsun? Sıkıştırmanın mantığı ne? Burada hala onu haklı bulanları ben anlamıyorum. Abicim benim derdim beni sıkıştırması ya, benim soldan gitmem değil. Hala diyor ki sen soldan giderim diye ısrar ediyorsun. Ben soldan giderim demiyorum. Motor da soldan gider. Ama sen sıkıştıramazsın diyorum. Sağdan gidip ve selektör yapıp yol isteyeceksin. Benim dibime giremezsin diyorum. Niye giriyorsun diyorum. Bu benim en doğal hakkım. Niye giriyor amına koyayım ya? Ben orada düşsem 2 metre ya 2 metre orada da videoda görüyorsunuz. Ben düşsem siktin seni, o İETT otobüsünün freni tutmaz. Üzerimden silindir gibi geçer. Adını ne koyacaksınız? Türkiye'de günde kaç tane motorcu kaza yapıyor günde, farkında mısınız? Biliyor musunuz? Yok, bilemezsiniz çünkü sizin umurunuzda değil. Sizin için arabanın kuralları var. O kadar. Neyse gençler, bu konu uzar gider, dediğim gibi bu konudan çok rahatsızım. Bu konuda kimin ne düşündüğü de umurumda değil. Bugün olsa bugün yine yaparım. Hiç de gocunmam. Ben yaptığımın her zaman arkasındayım. Neyse kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.